Merhaba arkadaşlar. Bugün Kuyuk Para'nın uygulamasını inceleyeceğiz. Kuyuk Para da bir cüzdan uygulaması aslında. Son zamanlarda birkaç tane güncelleme getirdiği için videosunu çekeyim dedim. Yaklaşık 10 binden fazla indirilmesi var. Merkez Bankası'nın internet sitesine girdiğimizde elektronik para kuruluşlarında gördüğünüz gibi Payporter da var. Yani bu Kuyuk Para'nın sağlayıcısı Payporter. Uygulamanın giriş ekranını da göstereyim. Uygulamada pek bir özellik yok gibi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Uygulamadaki tüm özellikleri sol taraftaki hamburger menüsüne eklemişler. Yani hamburger dediğim 3 çizgi. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi tüm menüleri buraya eklemişler. Bence uygulamanın pratikliğini azaltmış. Yani uygulamada tüm özellikleri bir menüye eklersek ne olur abicim? Şöyle olur. Bu sefer tüm özellikleri burada bulmak isteyeceğiz ama. Eğer ki özellikleri belli bir kısmını uygulamanın belli bir kısımlarına yayarsak daha kolay olur. Daha pratik olur. Şöyle özelliklere bakalım. Yurt dışı ismi. Yani yurt dışına para gönderme de var. Güzel aslında. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ödemeler kısmına tıklayalım. Ama uygulamanın hani cashback ya da buna benzer kampanyaları yok. Onu fark ettim. İlerleyen zamanlarda davet kampanyası ya da hoş geldin kampanyası gelirse çok güzel olur. Yoksa neden ben bu uygulamayı kullandım? Uygulama şu an boş. Yani pek bir özelliği yok. Ha tabii ki de yani geliştirilirse güzel bir uygulama olabilir. Şimdi diyeceksiniz potansiyeli var mı? Ne yazık ki yok. yani neden ne yazık ki yok diyorum. Çünkü hani potansiyeli olan uygulamalara baktığımızda mesela Papel'e baktığımızda çok fazla özellik vaat ediyor. Ben böyle bir şey görmedim bunda. Ki Quick Parayı ben önceden de tanıyordum. Uygulamasını önceden de görüyordum. Hani açıkçası pek bir yenilik de getirmediler. Ekstradan uygulama özelliği vesaire. Yani kampanya olarak ya da kart ne bileyim diğer özellik olarak pek bir özellik getirmediler. Şimdi buradaki cüzdan logosuna tıkladığımızda bankadan para yatırma kısmı çıkıyor. 4 tane bankayla anlaşmışlar. Mesela burada FES kısmını ya da FAS kısmını koyabilirlerdi. FAS kısmıyla beraber diyelim ki bu bankalardan müşteri değil, siz ya da bu bankaları kullanmak istemiyorsunuz para transferinde. Örnek veriyorum FAS kısmında bir bankayla anlaşılırdı. ve QM bir finans banka olsun mesela. Oradan mesela tüm bankalardan hesaplarınızdan para transferi yapabilirsiniz. Önerilerde bulunmaya devam edelim. Para transferi menüsünde seçenekler bol. Ben buna bir şey demiyorum. Güzel evet ya, uygulama yurt dışına para transferi vesaire destekliyor ama ancak rakiplerine baktığımızda mesela Turan'a, Apşin'a baktığımızda ya da Pepe e baktığımızda bunların yurt dışı para transferi özelliği var. Yurt dışı para transferinin kampanya özelliği var. Bunun yanında ekstra normal kampanyaları da var. Yani ben bu uygulamayı mesela neden kullanayım yurt dışına para transferi yaparken? Şimdi Turan'ı kullanım. Turan'da bir sürü Türk ülkesine, bir sürü Avrupa ülkesine, Asya ülkesine vesaire dünyanın dört bir yanına para gönderebiliyorsunuz. Tamam çok güzel. E Option'da da öyle. Option'ın arkasında banka da var tabii ki de. Böyle hizmetler sağlıyor, kampanyaları da güzel. Tamam. E, ya da Pep zaten hani kendini kanıtlamış bir marka. Pep de güzel hizmetler yapabiliyor. E peki yani Quick parayı neden kullanayım, değil mi? Soracak olursanız. Çünkü şu an pek bir özelliği yok. Ha tabii ki de ilerleyen zamanlarda bu tür uygulamalarda Güncellemeler olunca, radikal güncellemeler olunca tek adam videosunu çekiyorum tabii ki de. Ya çekmeye çalışıyorum. Bakalım Quick para nasıl olacak? Onu da çok merak ediyorum. Evet, bugünlük videom bu kadardı. Umarım videom faydalı olmuştur. İyi günler.